FNSS'nin uzun yıllardır ürettiği tekerlekli araç ailesi Pars ve 8x8 modeliyle beraberiz ama uzun yıllardır sergiliyorsunuz bu aracı. Buraya gelen İDEF için yeni göreviyle burada görüyoruz ama önce sizi tanıyalım, isminizi ve görevinizi alabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Can Kurt. FNSS'te program müdürü olarak görevliyim. Özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesinin proje yöneticisiyim. Tekrar hoş geldiniz. Arkamda Pars İzci'nin yeni bir versiyonu var. İlk defa burada göreceği çıkartıyoruz. Özel maksatlı projesinin zırhlı muharebe aracı konfigürasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığımızla geliştirdiğimiz projenin ilk 5 varyantından bir tanesi. Dediğim gibi ilk defa burada göreceği çıktı. Ne fark var diğer izcilerle yan yana koyduğumuz zaman? Öncelikle bir üstten cevap vereyim. Biz bildiğiniz gibi taktik tekerlekli zırhlı araçlarımıza Pars ismini veriyoruz. Bu Pars'ın izci versiyonu. Diğer Pars'lara göre özellikle FNSS öz kaynaklarıyla şöyle geliştirdik. Biraz da durumsal farkındalığı yüksek diğerlerine göre. Ön tarafta balistik cam dediğimiz, biraz da şeffaf zırh diye de geçen durumsal farkındalığı arttırıcı bir çözümümüz var. Yine şoför ve komutan diğer Pars araçlarda olduğu gibi ön tarafta oturuyor. Çeşitli kullanım alanları var izcilerin. Bu görmüş olduğunuz versiyonu zırhlı muharebe aracı konfigürasyonu. Bunun dışında keşif aracı, hava savunma aracı ve devir aracı gibi farklı platformlarda hizmet verecek şekilde konfigüre ettik. 8-8 araçlar dünyada artık biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Özellikle paletli araçlara arazi uyumu konusunda gelişen teknolojiyle beraber onlara uyum sağlayabilecek, hatta bazı özellikleri de ön plana çıkacak seviyede. Hiçbir zaman paletli araçların yerini tutabileceğini düşünmesek bile ayrı bir konsepte artık envantere dünya ordularında giriyor. Özellikle 8-8'lerin arazi koşullarına uyumu ve personel konforu, en önemlisi de hız anlamında bir kuvvet çarpanı olarak şu anda envanterde yerini almaya başladı. Şimdi tabii 8x8 dediğimiz zaman 8 tekerlek, 8 farklı tekerlek. Hareket evet, ve evet. Burada siz FNSS olarak nasıl bir mühendislik bunun içine koyuyorsunuz? Hangi tecrübeleri aktarıyorsunuz? Biraz da bunları tabii dinleyelim. Öncelikle dediğim gibi tekerlekli araç geliştirmeye uzun yıllar öncesinde başladık. Artık öncelikle şunu söylemem lazım. Pars İzci'de yerlilik oranı çok yükseldi. Yani geliştirdiğimiz ürünleri, tasarımı artık iyice yerleştirmeye başladık. Özellikle Türkiye'deki yan sanayimiz de bu konuda çok destek oluyor. Bu tabii ki SSB'nin de bize kattığı tüm ana yüklenicilere ve yan sanayiye kattığı vizyon doğrultusunda gerçekleşti. Dolayısıyla en önemli özelliği bence yerli katkı oranının şu anda sınıfındaki en yüksek olması. Katkıyı biraz açalım isterseniz. Çünkü izleyicilerimiz altına yorum yazacak. Tabii ki. Motoru yerli bir sorusu geliyor. Bu konuyla ilgili bir çalışma var mı? Motor konusunda yerli çalışmamız devam ediyor. Kalifikasyon daha devam ediyor. İnşallah. Adayları söyleyemiyoruz şu an ama tahmin eder herhalde izleyicilerimiz. Bilenler zaten biliyordur diye düşünüyorum. Birkaç tane firma var bu konuda çalışan. Ondan sonra biz özellikle birilerine özel maksatlı projesinde çalışıyoruz. Kalifikasyonumuz devam ediyor. Onun dışında zırhından hidropneumatik süspansiyonuna, dişli kutusundan içerisindeki görev donanımlarına kadar bir aracı araç yapan bu araç yapan her şey şu anda bu araçta yerli. Hani hem ya bizim tarafımızdan ya yan sanayimiz tarafından ya da görev donanımları Aselsan tarafından şu an geliştirilmekte. Dolayısıyla bizim için bir ayrıca gurur kaynağı oldu. 8-8 özeline gelirsek, FNSS yapan özelliklerden biri, özellikle dediğim gibi kullanıcı konforunun özellikle arazi şartlarında çok üst plana taşınması. Bunun içinde özellikle süspansiyon sistemi ve aksların özel tasarımı sayesinde fark yarattığını düşünüyoruz. Dediğim gibi paletli aracın performansını sağlamakla bir tekerlekli aracın da konforunu kullanıcılarımıza sunmaktayız. İkisini birleştiriyorsunuz. Burada tabii ki anlattığınız şeylerden biraz da böyle bir genel teknik özelliklerine Pars İzci 8x8'in işte menzil, kilometre, kaç personel alıyor tabii. Bunu da sizden dinleyelim. Menzilimiz en az 800 kilometre olacak şekilde tasarlanmış. Kullanıma göre değişiyor tabii. Aracın isterliğine göre değişiyor. 500 ile 1000 arasında konfigür edebiliyoruz. Bu aracınki yaklaşık 800 civarında, en az 800 civarında. Onun dışında farklı varyantlarımız var. Şu anda izcinin ZMA versiyonu 11 personel taşımakta. Şoför, komutan, nişancı artı 8 personel olacak şekilde. Bir de tabii bu tekerlekli araçların belki de en önemli avantajlarından biri dönüş çaplarının kısa olması. 8x8'de ne kadar bu mesafe? 8x8'de 8,5'tan küçük, 8-8,5 civarında genelde tasarlıyoruz. 8,5'tan küçük oluyor. Yani kendi uzunluğundan
küçük yarı çapta dönebiliyor diyebiliriz bir anlamda. Tabii bu anlamda paletlilerin çok büyük artısı var ama gelişen teknolojiyle beraber işte tekerlekler de onu yakaladı. Dolayısıyla hem şehir içi hem arazi koşullarına uyumda dönüş yarıçapının çok büyük artıları var. Kullanıcılarımız da genelde çok memnun oluyor. Yine bunu sağlamak için de biz her aksdan dönüş sistemi dediğimiz, tüm tekerlerden diğer adıyla tüm tekerlerden yönlendirme sistemi dediğimiz bir sistem FNSS tarafından geliştirildi. Tüm tekerlekli araçlarımıza da aksi bir görüş olmadığı sürece uyguluyoruz zaten bunu. Dolayısıyla dediğim gibi özellikle arazi ve şehir içinde çok büyük artısı var. Şimdi meraklılar fuarı dolaştıkları zaman FNSS standında parsizci 8x8'i görecekler. Bir de başka nerede görecekler? ZMA versiyonu FNSS standında var. İki aracımız da 6x6 ve 8x8'de. Biri KD monte cirit versiyonunda. Biri de yeni geliştirilen bir kule. Orası sürpriz olsun, gezdiğinizde görürsünüz. Yine Roketsan standında iki tane de aracımız mevcut. Meraklılar için, farklı görevler için dolaşsınlar. Bu ilginç gerçekten. Teknolojinin çok üst seviyesinde. Şimdi konuşurken de bilgileri aldık. Yerlik oranları konusunda da işte o motoru yerli mi diye soranların cevabı, kalifikasyon testleri devam ediyor. Şey kısa bir içerisinde de göreceğiz biz bunları. Gelin hem FNSS standında hem de Roketsan'da Parsizci 8x8 ve 6x6'yı görebilirsiniz.